tam da ilişkili olduğu için bu akşam Dima Bey'in vaktini alıyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Biraz uzun giriş yapmak istedim çünkü aslında turizm ve tarımı sürekli bu ekranlardan konuşuruz. İşte sürdürülebilir tarım politikasına ihtiyacımız var, sürdürülebilir turizm politikalarına ihtiyacımız var. Bu ülkenin pazarlayabileceği en iyi şeylerden bir tanesi aslında memleketin güneşidir, havasıdır, iklimidir. İklimiyle birlikte tarımdaki erkencilikten bahsedebiliriz, ikinci hasattan bahsedebiliriz. Ama bunları hep sadece konuşuyoruz, icraata dökemiyoruz. Geçen hafta da böyle ayaküstü biraz sohbet etmiştik. Bunları hayata geçirebilmek için aslında ülkenin en büyük sektörü olan, en büyük sektörleri arasında olan turizm sektöründeki durumu da sizlerden birinci ağızdan çiftçinin sesinde öğrenmek istiyoruz. Çünkü birçok televizyon programına konuk oluyorsunuz. Sosyal medyada da demeçleriniz, gazetelerde demeçleriniz ancak çiftçilerimize de özel olsun istedik. Sizlere tekrardan programın başında teşekkür etmek isterim. Öncelikle ben teşekkür etmek isterim. Çünkü hep katıldığımız programlarda turizm ne durumdadır, ne olacak, pandemide nasıl etkilendiği soruları geliyor. Bu bir taraftan gelirken diğer taraftan da sosyal medyada olsun, her alanda olsun işte bu ülkede sanki turizmin hiçbir yere faydası yokmuş gibi de yani kendi kendine çalışan işletmeler, otelcilik sektörü. Dolayısıyla yani ne gerek var turizme denen de bir kesim de doğuyor. Aslında konu şu, bu konudur. En önemlisi yani turizmin paydaşlarını nasıl etkilediğinin farkında mı turizmci veya tam tersi paydaşları turizmin kendilerini nasıl etkilediğinin farkında mı? Evet, tam yani, da konu budur. Konu budur. Açıkçası şöyle söyleyeyim size. Bu ülkede bu pandemi öncesine kadar bu ilişkiler çok fazla dikkate alınmadı. Yani ne çiftçi tarafından veya çiftçi aldıysa bunu bize duyuramadı. Ne biz buna çok fazla dikkat ettik veya önemsedik, üstünden geçtik. Ama pandemi bize bazı şeyleri öğretti. Yani pandemiden hep sıkıntılar, bize ödettiği bedeller üzerinden konuşuyoruz. Ama diğer taraftan da aslında birbirimize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu, ne kadar çok birbirimize faydamız olduğunu biz bu pandemi süresince yoklukta anladık. Yani varlık varken, biraz iş varken. Farkında değildik işin. Farkında ne? Belki çiftçi farkında değildi turizmin bu kadar onun paydaşı olduğunu. Ne turizmci önemsemezdi çiftçiliğin durumu veya ülkendeki tarım sektörünün ne kadar etkin olduğunu. Bu pandemide biz bunu yaşadık gerçekten. Ve en önemli konu turizm-tarım ilişkisi bence çok detaylı bir şekilde, yani ülkemizde bir aile üniversite var. Bu üniversiteler tarafından tez konusu haline getirmesi lazım. Çünkü en önemli konu verilerin oluşturulması, bir projelendirilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya ilişkilendirilmiş paydaşların sürdürülebilir bir yapıyı nasıl birbirlerine kazan kazan modeliyle devam ettirebileceklerini oluşturmak lazım. Bu kesinlikle. Her şeyden önce de veri gerekir bize. Kesinlikle. Dolayısıyla bu anlamda bence seçmiş olduğumuz yani turizm ve ziraatla tarımla ilgili konuda, çiftçiyle ilgili konuda çok önemli bir konu. O yüzden ben teşekkür etmek istiyorum. Bu pandemi süresini bundan sonraki zaman için efektif kullanmamız için üzerinde çok detaylı çalışmamız gereken bir konu. Sanayi ürünlerinin turizm sektöründe kullanılması ki birçok sanayi ürününün de zaten aslında temeli çiftçinin üretmiş olduğu maddelerden geçiyor. Özellikle sütle ilgili olan kısmı. Evet. Diğeri de zaten istihdam ki yaratmış olduğumuz turizm gelirlerinin ülke içerisinde kalarak gerçek bir değer yarattığından, katma değer yarattığından emin olalım. Kesinlikle. En önemli konu budur. O yüzden böyle bir konuyu dikkate getirdiğiniz için de ben teşekkür etmek isterim. Sağ olun Sayın Başkanım. Tabii soruya şurada soruma başlamadan önce sizin de ifade ettiğiniz gibi cümleleriniz arasında bir mesaj vardır aslında. Pandemi bize şunu öğretti. Turizm tarımın farkında değildi. Tarım da turizmin farkında değildi. Pandemi de bize Kıbrıs Türk halkına bir şey öğretti ama milli mücadele yıllarında ortaya koyduğumuz o birliktelik mücadelesini bize tekrar hatırlattı. Yani birlikte çalışırsanız geleceğe yürüyebileceksiniz mesajının bana göre pandemi sürecinde verdiği.
Ki kaldı ki bu oyunla ilgili bir ön adımı gereksiz, gerekse daha sonra sanayi odası, tüm paydaşlar bir araya gelerek bir platform oluşturarak bir takım demeçler verdiniz ve projeler üzerinde konuşmalar yaptınız. Dediğim gibi yani o milli mücadele yıllarındaki mesajlar aslında sizin öncülüğünüzde verilmiştir. Umarım ki bundan sonraki yıllarda da ve özellikle pandemi sonrasında da bunlar projelere dökülür ve gerçek anlamda katma değeri yakalayabiliriz. Aslında tam doğru zaman şimdi. Şimdi bizim şöyle bir karma istişare komitesi diye bir kurmuş olduğumuz sendikaların ve ekonomik örgütlerin birlikte oluşturmuş olduğu bir danışma komitesi gibi birbirimizi anlayalım, toplumsal sorunlar çözelim diye bir komite içerisinde. Çiftçiler Birliği Başkanımız da Sayın Hüseyin Kelle de oraya geldi. Başkanla biz merhaba tanışmışlığımız vardı ama toplantının ortasında geldi Sayın Başkan. Oturup konuşmaya başladı. Direkt konuya girdi. Konuya giderken turizmi savunmaya başladı. Ben başkan dikkatimi çekti. Yani ben turizmi bu kadar güzel anlatamazdım açıkçası. Yani bana deseler ki anlat nedir durumum, ben bu kadar güzel anlatamazdım. Sonra Sayın Başkan'ı ziyaret etme şansım oldu. Bizim turizm olarak önemini anlatmak için topluma bir organizasyon yaptık. Ona davet yaptığımızda sağ olsun kendisi de geldi. Ve orada kendisi konuşmasında çok güzel bir cümle kurdu. Biz onu hala daha kullanıyoruz. Turizm sektöründeki eylemlerimizde, planladığımız eylemlerde vardır. Veya açıklamış olduğumuz demeçlerde turizme atılan her taş bize kaya olarak geri dönecektir. Yani bir küçük taş atarsak başına büyük bir kaya gelir. Yani aslında evet, bu turizmin katma değerinin bu toplum için ne kadar büyük olduğunu gösteren özellikle Çiftçiler Birliği'nin açıklaması da ayrıca bir değerli. Bunu bir turizmci söylese bu kadar değerli olmaz. Kesinlikle. Özellikle diğer sektör paydaşının, başkanının bunu bu şekilde kavraması. Ve biz başkanla da yapmış olduğumuz görüşmede özellikle yaratmış olduğumuz ülkedeki tarımda çiftçinin üretimlerinin planlanmasında, o yaratılan ürünlerin pazarlanmasında turizmi daha verimli nasıl kullanabiliriz? Burada en temelde çıkan konu iletişim, planlama. Kesinlikle. Yani bir turizm sektöründe bir otel 5 yıldızlı da olsa, 3 yıldızlı da olsa, 2 yıldızlı da olsa bir sezon içerisinde hangi sebzeye, hangi tarım ürününe ne kadar çok ihtiyaç olacağını aslında bir sene içerisinde öngördüğü rezervasyonlardan tüketimi tespit edebilir. Artı geçmiş tüketim miktarları da elimizde veri olarak zaten vardır. Dolayısıyla eğer tüketilen malı turizmci planlama amaçlı çiftçiye verirse, çiftçi de kendi planlamasını, üretim planlamasını bu talebe göre yönlendirir. İşte bir sene yaşadığımız işte patates eker herkes. Bir sene patates fiyatları çok yüksektir. Ertesi sene herkes, bütün çiftçi patates eker. Sonra patatesler elde kalır, çürümeye başlar. Nereye konacağı şaşırılır. Bir sene sonra tabii artık çiftçi bir daha sonra aynı hatayı bir daha yapmamak üzere bu sefer daha az eker. Bu sefer patates fiyatları yükselir. Tamam, bu sefer acaba ithal mi etsek patatesi veya bunu başka ürünler için, hepsi için söylüyoruz. Özellikle karpuz için bu yaşanan bir şeydir. Evet. Ansızın karpuz bolluğu var. Karpuzlar döküntü, yani toplamaya değmez bahçeden. Ansızın karpuz yok memlekette, lazım ithal edesin noktasına gelir. İşte bunların tüm nedeni sektörlerin birbirleriyle koordinasyon içerisinde olmaması. Bu koordinasyonsuzluğu da Sayın Başkan'la değerlendirdiğim zaman kendisi bana dedi ki ya sizin sektörden talep etmiş olduğumuz verileri alamadık. Düşündüğüm zaman baktım aslında evet, bizimkiler de sektör olarak söylüyorum, ne kadar umurundadır çiftçinin ne ürün yapacağını söyleyip söylememe gibisinde. Demek ki inisiyatife bırakarak değil, yani ikili diyaloglara da bırakarak değil, bir sistem oluşturarak bu kadar bir 2021 turizm yılı normal bir yıl olduğunu düşünsek, bizim kaç yüz bin ya kaç milyon geceleme yapacağımız bellidir. Atıyorum normal bir yılda 4 milyon, 4,5 milyon geceleme yaparız. 4,5 milyon geceleme yaptığınız zaman sabah öğle akşam yemeklerine koyduğunuz zaman ne kadar domates, ne kadar salatalık, ne kadar enginar, ne kadar fasulye, ne kadar karpuz, ne kadar sezonuna göre tabii patates üreteceği
İnanın ki hesaplamak çok kolaydır. Çünkü bir kişisel olarak birim harcama miktarları aslında bellidir. Özellikle kurumsal otellerde, 5 yıldızlı otellerde, 4 yıldızlarda bunlar zaten sistemlerin içerisinde tanımlanmıştır. Menülerin, reçeteleri tanımlıdır. Orada gramajlarına kadar vardır. Evet. Et için de bu böyledir, patates için de böyledir. Yaptığınız salata için de 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Aslında veri elimizde vardır. Evet, elimizde var. Sorun bir sektörlerin birbiriyle koordine olmaması ve bu sektörlerin koordine olmamasını da önemsiz gibi görmesi. Ya zaten nasıl olsa üretmesi ithal edilir gelir. Yani bir şekilde o ihtiyaç her türlü karşılanır. Ama bu plansız, programsız yapılan hareketler ne olur? Özellikle çiftçinin kaybına neden olur. Ne bileyim, doğru bir planlamayla ekin yapmazsa arazisi boş kalır, o gelirden mahrum olur veya ekerse fazla fiyatı düşer, toplamaya gerek kalmaz. Atmış olduğu gübresini, ilacına kadar karşılamaz. Bunun planlanması gerekir. Bu mesuliyet de bizdedir tabii ki. Yani bunu da, bu gibi şeyleri de bizim devletten beklememiz. Tabii ki devlet bunları bir gözetmenlik yapması gerekir. Yani bu konuları dikkate getirmesi gerekiyor. Turizm sektörü için, paydaş çiftçi için. Ya arkadaşlar, gelin oturun yılın başında. Nedir bu seneki gidişat, ne öngörürsünüz diye bize sorulur. Biz kendi otellerimizden alırız rakamları. Bunu çarparız. Her birinden de birer tane almaya gerek yok. Belli de o yatak kapasitelerine göre bu oranlar alınır. Ortalama %100 olabilir. Olmasına da gerek yoktur. Belli rakamlar çok rahat verilebilir. Biz bunu mesela sanayi odasıyla bir çalışmada yaptık. Sanayici sürekli olarak otelcinin yerli ürün kullanmadığı üzerine şikayet ediyordu. Sayın Candan Avunduk Başkanım, benden önce, ben birlik başkanı olmadan önceki dönemde de çalışma başlatmıştı. Benden önceki başkanımızla birlikte. Onun sunumunu yapmak bana kısmet oldu. Çalışmasını yapmak bize kısmet oldu. Ve orada gördük ki aslında otelci birçok şeyi yerli sanayiciden almayı öncelikle tercih ediyor. Yani onun mesela nerede gördük? Kaşarın %60'ını yerli üreticiden alıyor. Hellim'in otomatik olarak %100'ünü alıyor. Demek ki ortada otele gelen, sevkiyatı olan bir yerli üretici var. Evet. Ama beyaz peynirin %5'ini alıyor mesela. Şimdi ben sanayi yerli ürün tüketmem diyen bir zihniyet olsa o kaşarı da ondan almaz. Zaten gelir oraya. Geliyor. Şimdi demek ki böyle bir şey yok. Nedir orada? Lezzet, kalite veya gelen müşterinin beklentisi, lezzet, tat beklentisi nedir? Zeytinde aynı şeyi yaşıyoruz. Yeşil zeytinde yüksek oranlarda yerli kullanılıyor ama siyah sofralık zeytinde bu zeytin, bizim Kıbrıslı'nın lezzetine alışmış olduğu zeytin, yurt dışından gelen için uygun olmuyor mesela. Evet. Demek ki bunları alt inceleme, yani veri olduğu zaman elinizde, o zaman incelemeye başlarsınız. Şimdi bu işi yapan kimdir? Kim zeytincilik yapar? Nasıl bir lezzet sever? Hangi zeytin türünü sever? Belki o şekilde belli noktada devşirilebilir. Beyaz peynirin o lezzeti tutturulması için ne Ar-Ge yapılması gerekirse, aynen, üretici tarafına yapar. Dolayısıyla ikili ilişkilere girdiğiniz zaman, verileri incelemeye başladığınız zaman ve bunun üzerine devam edersiniz, birçok sıkıntıyı çözebileceğimizi biz sanayi odasıyla gördük. Ve çok iyi projelerimiz vardı bu pandemi öncesinde. Pandemi tabii konsantrasyonumuzu bayağı bir ve motivasyonumuzu dağıtmakla birlikte aslında bu süreci olumlu kullanıp, aynısını çiftçilerle de kullanıp, üretim, planlaması, sözleşmeli tarımı bir şekilde başkanım dile getiriyor sürekli olarak, bunu hayata geçirmek. Özellikle ürünlerimizi, patatestir, enginardır, kullanılmayan ürünler vardır. Mesela pazarlanmayan, ihracat olmayan ürünlerin menülere girmesini sağlamak. Patatesle ilgili olarak donmuş patates için mesela bizim patatesimiz uygun değil ama donmuş patates geliştirmek için ne yapılabilir? Tohumundan üretimine, üretiminden donmuş olarak fabrikalanmasına, poşetlenmesine kadar. Dolayısıyla birlikte çalışabileceğimiz ve yeni ürünlerde, tarım ürünlerinde çıkartabileceğimiz ve ihtiyaçlarımızı planlayabileceğimiz bir plan programa ihtiyacımız vardır. Bu konuda bizim Oteciler Birliği olarak inisiyatif almaya ve bu konudaki verilerimizi paylaşmaya, ihtiyacımızı paylaşmaya, tüketimlerimizi paylaşmaya biz hazırız. Sayın Başkanım, buyurun. Tam da bu noktada şunu sormak isterim. Baktığımızda belki de programda haddimiz değildir bunu söylemek ama Tarım Bakanlığı'nı tanımlarken, Turizm Bakanlığı'nı tanımlarken
turizm ve kültür veya milli eğitim ve kültürü tanımlarken aslında hepsini biz sizin ortaya koyduğunuz gibi karma istişare komitesi gibi üstte bir komitenin oluşması gerekir. Neden bunu söylüyorum? Örneğin tamam sizin söylediğiniz gibi alacağımız verileri çiftçiye iletebilmek için alacağımız verileri de devletin aslında teşviklendirme modellerini alacağımız veriler doğrultusunda yönlendirebilmesi için Turizm Bakanlığı'nın hangi yönde çalışma gösterebileceğini ortaya koyabilmesi için aslında bunları yapmamız gerekir. Ama bunu devlet bazında. Yapamaz devlet. Neden yapamaz? Şunu söyleyeyim size. Bir birlik başkanı 2 yıllığına seçilir. 2 dönem yapar genelde ortalama olarak baktığınızda minimumda. Yani bu da 4 yıl demek. Çiğde tam kanayan yaramıza. Şimdi birlik başkanları ilgili bakanlıklardaki bakanlardan daha uzun süre birlik ve sektörü temsil ettiği zaman bilgi, know-how yönetim kurulu ve başkanda kalıyor. Ve gelen hiçbir bakan bu kadar tecrübeli ve bilgili olamıyor. İstisnailer hariç olmak üzere bu böyledir. Şimdi dolayısıyla ortalama 1.2 yıllık hükümet sürelerindeki bu hükümetin süresidir. Arada bakan değişiklikleri de yaşandığınızı düşünürseniz bizim mesela pandemiye girdik gireli. Sayın Ünal Üstel'le girdik biz pandemiye. Sonra Kutlu Evren oldu Turizm Bakanı. Şimdi Figrat oldu. Yani biz pandemiye başlayalı ne zaman oldu? Mart'ta başladı. Mart'ın 14'ünde başladık. Ekim'e Allah kerim. 14 Mart'ta, 15 Mart'tan beri pandemi olarak kapanmış bir turizm sektörünün 3. Turizm Bakanı'yla çalışıyoruz. Allah'tan Turizm Bakanımız Fikri Bey daha önce Turizm Bakanlığı yaptığı için yakın zamanda konulara hakimdir. Bir de olmadığını düşünseniz. Şimdi Sayın Bakan'ın orada ne kadar kalacağı, işte Ekim ayına kadar kalacak. Uzun vadeli böyle projeksiyonlar yapabilmesi, kendi kapasitesi ve istekli olmamasıyla alakalı değil. Böyle bir zaman dilimi bunun oluşmasına izin vermiyor. Vermez. Dolayısıyla evet. Ya biz sistemi değişeceğiz, daha istikrarlı hükümetler getireceğiz. Ya bunu da getiremeyeceksek, özellikle örgütler, sivil toplum kuruluşları artık yeni dönemde daha fazla söz sahibi olacak ve mesuliyet alacak. Yani şikayet eden modundan çıkacak, mecburen oturacak Otelciler Birliği, işi bile olduğunu düşünmese bile Çiftçiler Birliği ile kendi projeksiyonu üniversiteler desteğiyle alacak ve bunu artık yeni gelen bakanın önüne kendi koyacak. Çünkü o bakan o çalışmayı yapacak zamanı yoktur. Koyacak ve diyecek ki biz anlaştık Çiftçiler Birliği'yle veya işte Sanayi Odası'yla, Ticaret Odası'yla biz bunu anlaştık. Sizin için de uygunsa Sayın Bakanımız bir kontrol ettirin bir iki hafta Sayın Müsteşarınıza. Biz bunu planlamak istiyoruz dememiz lazım. Çünkü eğer biz istikrarlı bir hükümeti bekleyeceksek öyle bir hükümet gelmeyeceği için biz hiçbir zaman bu bahsetmiş olduğumuz konularda sonuca ulaşamayacağız. Dolayısıyla artık devletin bu kesimlerine ben ümidi kesmiş durumdayım. Bakanları da suçlamaktan artık konuşmak istemiyorum. Çünkü onların yerinde biz olmuş olsak, eğer ben bir turizm bakanı olmuş olsam ve benim 1 yıllık bir süre olmuş olsaydı ne olacaktı? Yani ne yapacaktık? Yani 24 saati 48 saate çevirecektik. Yani mümkün daire mi? Personelini tanıyana kadar bakanlığınız biter. Bakanlık biter. Bakanlık biterse adamın orada onu üretme, sayın bakanın onu üretme şansı yok. O yüzden bir taraftan siyasi olarak yönetim biçimimizde veya seçim sistemimizde veya neyimiz ise değişmesi gerekenleri değiştirip istikrarlı bir hükümete kavuşmamız lazım. Ama bu süreç olana kadar da birlik başkanları sadece kendi sektörle ilgili olan sorumlulukların üzerinde çapraz sorumlulukları da taşımak zorunda. Yani Çiftçiler Birliği bundan sonra turizmin sorumluluğunu da taşıması lazım. En az işte Otelciler Birliği Başkanı, Acenteciler Birliği Başkanı kadar. Velhasıl bizim de ya bana ne çiftçiden deme lüksümüz kalmadı. Evet. Bizim de çiftçinin derdini dinlemek. Hatırlarsanız söyledim size. Yani öyle bir noktaya geldik ki birlik başkanlıklarını profesyonelce yapmamız gerekecek hale geldi. Çünkü kendi işini yapmak mümkün değildir. Bu işi dört dörtlük yapacaksan ve çapraz olarak da paydaş sektörlerin dertlerin aslında, o dert aslında temelde senin derdindir. Kesinlikle. Ha, şu anda yaşıyoruz pandemide. Evet, benim çiftçi derdim oldu. Yani bugün bu programda olmamın sebebi nedir? Ben bu süreç içerisinde pandemide gördüm ki eğer çiftçi benim getirmiş olduğum turiste ürünü doğru düzgün satıp para kazanamazsa, çiftçim fakirleşirse, kötü olursa
aslında ben de kötü olduğumu ben pandemide çok net gözlem. Bilirdik söylem olarak her tarafa 50 tane sektörü etkilerin lafı vardır ama yaşamadıydık. Ve ben eminim şu anda daha önce çiftçi için sattığı mal kime gider umurunda değildi. Çünkü satardı ürettiği malı. Şimdi satamadığı zaman kimdir be benim malımı almayan diye bir bakmıştır. Oteller ve öğrenciler gelmediği için satamadığını öğrenmiştir. Aynen. Artık o çiftçi için turizm önemlidir. Yani aslında bu süreç bize hem turizm sektörünü tanımlamamıza sebep oldu, hem de çiftçi sektörünü tanımlamamıza sebep oldu pazar olarak. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Yani tabii. Çiftçi artık kendi pazarını tanımlayabilecek duruma bir ışık olarak pandemi sürecinde görmüştür. Yani pandemi aslında daha önceki programlarda da bahsettim ben. Bir krizdir. Dünyanın başına gelmiş en büyük olaylardan bir tanesidir ama diğer taraftan baktığımızda hani SWOT analizi inceleriz, işte güçlü yanımız, zayıf yanımız, Evet. Tehditler ve fırsatlar, işte tehditler nasıl fırsata dönebilir falan dediğimizde tam da bu pandemi süreci karşımıza çıkar. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok tehdit aslında bize fırsat yaratmaya sebebiyet verdi. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi birbirimizi, çiftçiyi ve turizmciyi birbirini tanıyabilmesi açısından bu en güzel örneklerden Evet. Bir tanesi. Tabii ki Sayın Başkanım şunu da sormak isterim ve diğer bir iki soru daha var. Hem çiftçilikle hem üretimle ilgilidir aslında hem de ülkenin geneliyle. Ama oraya geçmeden önce şunu sormak isterim. Normal rutin zamanda otelcilerimizin veya ülkedeki turizm sektörünün kullandığı tarımsal ürünleri sizde verileri vardır. Ama kabaca baktığımız zaman biz ülkede üretim olarak yetebiliyor muyuz oraya? Yani ülke çiftçisi tüm turizm sektörünü besleyebilecek bir üretime sahip midir sizce? Yani bu süreçte bunu da inceleme fırsatı yakaladınız diye umuyorum. Yani şöyle söyleyeyim size, üretilen ürünler bazında bakalım. Çünkü üretilmeyen ihtiyaç olup üretilmeyen ürünler var. İkiye ayırmak lazım. Bu adada üretilen, bir de bu arada üretilmeyen ürünler vardır. Üretilen ürünlerin miktar olarak karşılanmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Ben bunu kabul etmem çünkü bu ülkede yeteri kadar tarım arazisi, sulu tarım için ve kuru tarım için zaten vardır. Bu sizi onun ne kadar verimli kullanıp kullanmadığınızla alakalıdır. Özellikle yeni suyun da gelmesi de planlaması da yapılmış olması ve yapılacak olması gerekmektedir. Dolayısıyla sıkıntı orada talebin tespit edilmesi ve buna göre planlanması. Çünkü bir çiftçi bir ürünü ekeceği zaman bu işte hemen ekip ertesi günü çıkmaz. Bunun bir planlanması, işte ne bileyim sürülmesi, tarlanın nalasa bırakılması veya sürülecekse sürüleceği, güplenecekse güplenecek, tohumun ekilecekse ekilecek, suların, kanalların bilmem birçok konusu vardır. Bunun Evet. Bilebilmesi için yatırım yapması gerekecek belki su için, şu için bazı konularda. Bunun önceden bilmesi lazım. Bu verilerin verilmesi lazım. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, üretilen bazı ürünlerin ihtiyacı olmayan kısımlar olabilir veya kullanılmayan ürünler olabilir. Bunlara piyasalar belirlemek gerekir. Yani otelde belli malzemeleri kullanacak alanlar yaratılabilir mi? İhraç edilen malların bazı kısımları vardır. Mesela Sayın Başkanım özel enginar noktasında burada bize onu anlattı. Yani enginarın işte göbeği kesilir ama ne bileyim işte saplarını değerlendirebileceği alanlar tespit edilebilir. Ama bir de otellerin kullanmış olduğu bazı ürünler vardır ki burada üretilmiyor. Bunlar da tespit edilmesi lazım. Yani sadece tüketilen mallar üzerinden değil, ne tüketiliyor ve bunların hangileri bu adada tekrar üretime yani veya o üretime devşirilebilir. Yani Ar-Ge'yi de geliştirmek lazım tarımda. Dolayısıyla yine bunların temelinde her şey veriye dayanır. Sonuçta biz çiftçilikten anlamayız. Bizim işimiz bu değil. Biz pazarlarız ve pazarladığımız insanların hizmetini vermekten mükellefiz. O özellikle hizmet sektörü olduğu için talep edilen şeyi sunmakla mükellefiz. Talep edilen şey ülkemizde varsa onu alırız, yoksa ithal edip alırız. Dolayısıyla bizim temel bakış açımız bu. Ama bunun ekonomik sonuçlarına bakmayız. Aslında bakmamız gerekiyor. Bu veriler çiftçimizde olsa belki bazı ithal edilen ürünler de bu ülkede dönüştürülebilir, tarım ekonomisine dönüştürülebilir, yeni ürünler de geliştirilebilir. Ama bunları yine yapması gereken bir tarafta çiftçimiz, bir tarafta turizmcimiz, bu adada mesela en büyük eksikliğinin ziraat fakültelerinin olmamasıdır. Kesinlikle. Çünkü özel üniversitecilikte ziraat fakülteleri
gelir getiren bölümler olmadığı için çok fazla önem verilmez. Hı hı. Ama modern ziraati, modern tarımı tanımlayabilecek, teknolojilerini tanımlayabilecek, ne bileyim tohumculuğu konusunda gelişmeleri takip edebilecek veya sıkıntıları takip edebilecek bir yapının oluşturulması şarttır ve en önemlisine devletin böyle bir fakülteye, yani özel bunu yapmıyorsa özellikle, devletin böyle bir fakülteye ciddi yatırımlar yapması gerekir ki Ar-Ge gelişebilsin. Ar-Ge çiftçi yapamaz. Ar-Ge yapacak yer üniversitelerdir. Okul üniversitelerin abi. Ziraat fakülteleridir. Özellikle mesela tohum konusu, bugün baktığımız zaman dünyada bize hep ne öğrettilerdi? Bir ülkeyi kontrol etmek istersen tohumu. Bize öğrettiler önce neydi? Petrolün. Sonra su dediler. Petrolden önemlidir ama hepsinin dışında en önemli şey tohumdur. Kesinlikle. Tohumla bir ülkeyi aç bırakırsın, açlıkla ıslah edersin. Petrolün alternatifini bir şekilde güneşten buluyorlar. Suyu bir şekilde Araplar şeyin ortasında, çölün ortasında bunu denizden aldıkları suyu arıtarak yapabiliyorlar. Ama neyi yapamazsınız? Tohumu yapamazsınız. Çünkü tohum bugün bu yüzyılın en büyük servetidir. Yani bizim eski tohumlarımız vardı, onların yok olması, yeni tohumlara özellikle İsrail tohumlarına kalması, tohumun tekrardan kullanılmaması, her defasında yeni tohum alması. Aslında bunlar yeni dünya ekonomisinin en büyük silahıdır kullanılan aynen, tohumculuk. Aynen. Dolayısıyla bu konularda Ar-Ge yapabilecek ki Türkiye'de bazı çalışmalar var ki, Türkiye'de maalesef ki son dönemlerde özellikle tarım konusunda çok çok geriye gitmiştir ki geçen seneye kadar samanı bile ithal ettikleri noktaya gelmiştir Türkiye'deki. Bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, AK Parti hükümetinin yapmış olduğu en büyük başarısızlık. Ben o hükümeti başarılı bulan birisiyim. En büyük ve tek başarısızlıklarının tarım ekonomisi olduğuna inanıyorum. Özellikle Türkiye üzerinde. Dolayısıyla bu konu o kadar hassas bir konudur, sadece turizmle de alakalı değildir. Bir ülkenin kendi kendine yetmesiyle alakalıdır. Pandemi gibi bütün sınırların kapandığı zaman ihtiyaçları karşılamasıyla alakalıdır. Temel gıda ürünlerini üretebilecek kapasite olması. Burada bir stratejik demek ki burada tarım. Tarımı stratejik olarak konumlandırması gerekiyor devletin. Ve bir üniversitenin içerisinde işte Doğu Akdeniz Üniversitesi var, Lefke Avrupa Üniversitesi var, devlet tarafından finanse edilen. Orada güçlü ziraat fakültelerinin oluşturulması. Lefke'de vardı, bilmiyorum daha var mı? Sayın Başkan, bu noktada bir şey daha eklemek isterim. Siz daha iyi hatırlayacaksınız. Hem sizin kendi bölgenizde hem de az önce dediğim gibi iyi hatırlayacaksınız. Kıbrıs Türk'ü aslında bu Ar-Ge çalışmana hiç yabancı değildir. Çünkü neden? Daha önce OTEM vardı. Çünkü neden? Gözorta Meslek Lisesi vardı. Şimdiki meslek lisemiz vardı. Tarım bölümü de vardır ama 1980'li yıllarda yatılı meslek lisesiydi. Yatırı Ziraat Fakültesi niteliği taşıyan bir lisemiz vardı o dönem. Şimdi Gözorta Meslek Lisesi tarım bölümü olarak çalışmaktadır. Sayın Başkanımız da bu noktada hassastır. Çiftçiler Birliği de bu noktada hassastır. 2019 yılında Çiftçiler Birliği olarak bir bağ bahçe traktörü geçtiğimiz günlerde de tohumdan bahsetmişken aklıma geldi. Geçtiğimiz günlerde de okuldaki öğrencilere bir farkındalık yaratabilmek için, kendi döner sermayelerine katkı sağlayabilmek için Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Toprak Ürünleri Kurumu öncülüğünde onlara patates tohumluğu bağışladık. Buradaki amaç da neydi? Kendi döner sermayelerine katkı ve alttan gelecek olan tarıma meraklı öğrencileri motive edebilmekti. Ama bu özellikle eleman, ara eleman dediğimiz veya tarım için ihtiyaç duyuyor. Mesela OTEM'in fonksiyonu neydi? Ara elemanı turizm sektörüne kazandırmak. Evet. Tarım meslek yüksekokullarının amacı nedir? Tarıma insanları yönelttirmek, orada eğitimlerini vermek. Ama benim bahsetmiş olduğum daha bir üst noktasında. Evet. Yani tarım stratejinin ülke olarak konumlandırılması için bunun teknoloji destekli, yeni teknoloji. Çünkü oradaki tarımdaki hocalar belli bir birikimle geliyorlar ve onların aslında her sene yenilenmesi lazım. Ve onların üniversiteler tarafından tabi tutulacakları, eğitimleri tabi tutup bunda öğrencilere aktarılmasına gerek var. Dolayısıyla bir tarım stratejinin planının oluşturulması ve bunun da aşağıya doğru dağılması çok çok önemlidir. Bunun için de devlet eliyle olur. Çünkü kesinlikle. Buradan para kazanacak bir, aslında devlet bundan mutlaka günün sonunda para kazanacaktır. Ama bunun devlet eliyle bir şekilde yaptırılması gerekmektedir.
Ve bunu da göstermiştik ki pandemi bize. En büyük servet bundan sonra gıda olacaktır. Ve şimdi şey dünya basını takip ettiğimiz zaman yapılan açıklamalar pandemiden sonraki en büyük dünyayı vuracak olan şey gıtlıktır. Gıtlıktır. Yani buna çözüm bulmak için demek ki bizim suyumuzu, bizim toprağımızı, bizim tohumumuzu çok verimli kullanmamız gerekiyor. Bırakalım piyasa bulmaya. Kendimizi açlıkla karşı karşıya bırakmamak için belki de önümüzdeki 50 yılda yaşanacak en büyük kaos bu olacaktır pandemi için. Eskiden gülerdik böyle şeylere, filmlerde olurdu ama buna da hazırlamak için kendimizi çalışmayı devlet başlatacaktır. Sayın Başkan, tam da bu noktada şunu sormak isterim. Programın başında da ifade ettiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta böyle ayaküstü sohbette de ifade ettiğiniz gibi pandemi sonrasına hazırlanabilmek için ne yapmamız gerekir? Çünkü bir iki yerde demeç gördüm. İşte Mayıs sonu, işte normale dönmesek bile turistin geleceği ya da turizmin hareketleneceği mesajları veya öngörüsü vardır. Biz hazır mıyız yani? O noktaya gelene kadar bir plan program çerçevesinde mi geleceğiz? Ya o plan program çerçevesinde hep bunları konuştuk. Temeline şu an baktığımda turizm örneğin Mayıs sonu başlarsa tarımdan gelecek olan ürünler neler olması gerekir? Yetebilecek miyiz çiftçi olarak veya turizm olarak baktığımızda hazır mıyız? Ülke olarak hazır mıyız Sayın Başkan? Şimdi aslında en başa döndük burada. Konu şu. Bir, bizim pandemi sonrasında hazır olabilmemiz için bir, pandemiden çıkmamız lazım. Pandemiden çıkmanın temel koşulu aşı. Bugün çok konuşuldu. Bugün konuşuldu ve bugün 20 bin tane aşının gelmesi çok büyük bir semboldür. Bakın sembol diyorum çünkü aşı gerçekten verimli bir aşı. Yani bu Çin aşısı diye çok affedersiniz bilmem ne atmaya çalışanlar vardır. Ama dünyadaki bütün insanlara, bilim adamlara sorduğunuz zaman bulduğunuz aşıyı olun diyorlar. Çünkü aşıya ulaşım yoktur. Biz çok şanslıyız ki bugün 20 bin tane aşımız geldi. Bu birincisi bu. Bunun için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, sonra da bizim kendi hükümetimize teşekkür etmemiz lazım. Yani bazı şeyleri de şükretmeyi ve teşekkür etmeyi de bilmemiz lazım. Evet. Ama ne yeterli değil? Bizim çok ivedi aşılandırmamız gerekiyor kendi nüfusumuzu ki rahatlıkla kapılarımızı turistlere açmamız gerekiyor. Biz açmazsak turistlere kapımızı bu ülkenin gelirleri artmayacaktır. Artmazsa gelirleri nedir? Devlet vergileri toplayamayacaktır. Vergi toplanmazsa kamu giderleri ödenemeyecektir. Bunu da sübvansiye edecek, finanse edecek bir yapı da yoktur. Zaten bütçe açığımız vardır. Bunun daha da katlanarak büyümesine neden olacaktır. Birinci noktamız aşıdır. Hı hı. Bütün devletteki yani başbakanın, cumhurbaşkanının o meclis tartışmaları gibi veya muhalefetin meclisteki saçma sapan tartışmaları, yok erken seçim tartışmalarını bırakıp aşının bu ülkeye daha fazla ivedi gelmesi için girişimler başlatması lazım. Ki biz Ekonomi Görgüler Platformu olarak bu sorumluluğu üstümüze aldık. Hı hı. Bu birincisi aşı. İkincisi aşınız varsa pazarlama yapmanız lazım. Çünkü aşının olmasıyla beraber bütün turizm destinasyonları neredeyse aynı zaman diliminde açılıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, aklınıza gelebilir İspanya'sı bunlar açılacaktır. Oradan pay alabilmeniz için pazarlama yapmanız lazım. Üçüncüsü de pazarlamış olduklarınızı getirebilmeniz için ulaşım altyapımızın hazır olması gerekiyor. Biz daha aşıdayız şu anda. Biz daha aşının olup olmayacağını zamanlama olarak bilmiyoruz. Ama olması için bastırıyoruz. Bizim öngördüğümüz tarih 1 Nisan tarihiydi. Yani 1 Nisan tarihinde bu ülkede belli bir seviyede aşılanma ve aşılı olanların karantinasız gelmesi gerekmektedir. Bunun aksi ne? Bu ülke ekonomisi dayanmaz. Öyle insanlar kapıyı açmayın da hasta olacak biz deme lüksüne de sahip değiller. Çünkü bunu kimse açlıkta sınanamaz yani. Bu evet. Dayanacak bir noktada kalmadı. Devletin gücü kalmadı da ortadadır. Şimdi bu sıkıntılar arasındaki en son düşündüğümüz konu çiftçi ne öğretecek, ne öğretmeyecek, var mı elinde yok mu? Çiftçinin ne öğretip öğretmeyeceğini bilmediğimiz gibi istihdamı da nasıl yapacağımızı da biz bilmiyoruz. Kesinlikle. Çünkü oteller belli çalışanlarını ülkelerine gitmiştir. Belli çalışanlar sektör değiştirmiştir. Biz bilmezsek bu ülke ne zaman açılacak? İstihdamımızı ona göre tekrar planlayamayız. Tekrar planlayamazsak ne olur? Ne zaman açılacağını bilemezsin. Yani ülkede açılsa o hizmeti veremeyebilirsin. Bunları bilmediğimiz bir yerde çiftçinin ne kadar ne üretim üreteceğini de bilmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim bu soru işaretlerini biraz önce anlatmış olduğum aşı, pazarlama ve ulaşım kısmıyla birlikte eş zamanlı olarak
zamanı tespit edeceğiz. İşte biz bu tarihte başlıyoruz. Başladığımız tarihte ne kadar bir kapasite alacağımızı tespit etmemiz lazım. Ve bunu da çiftçiye söylememiz lazım ki arkadaş biz 1 Nisan'da açılıyoruz %20 dolulukla. Bu Haziran Temmuz'a geldiğimiz zaman %70-80'lere çıkacaktır. 60'larda kalacaktır. Bunu vereceğiz. Buna göre de ihtiyaçlarımız ne olacağı da 3 aşağı 5 yukarı tespit edecektir. Ama planlamanın başlayacağı yer aşıyla başlar. Son noktasında da üretimdir ama bunların hepsinin aynı zamanda yapılması lazım. Çünkü o gün üret dediğiniz zaman ertesi gün üretemez. Üretemez. İşte üretemez. Tam da sorduğum budur. Yani o plan programı aslında oturup şimdiden belirlememiz tamam da bizim gerek. Bunu yani hükümetin, hükümet dediğimiz şey yapı budur. Muhalefetin de bunu çekiştirmemesi lazım. Bıraksın hükümeti işini yapsın. Çünkü bizim şu anda hükümete ihtiyacımız var. Bizim bunu konuşabileceğimiz muhataplara ihtiyacımız var. Muhatabımızın da kafasının bizde olmasına ihtiyacımız var. Yani diğer taraftan ben seçime gidiyorum, gideyim köyde dolaşayım, kasaba dolaşayım, ona buna kahveye gideyim, konuşayım. Olursa çiftçisi, turizmcisi bunu konuşurken biz duvara konuşmuş olacağız ve bir seneyi daha kaçıracağız ve bunun bedelini sanıyorlar ki turizmci boş odasıyla ödeyecek, çalıştırdığı adamı işten atarak ödeyecek veya çiftçi elinde kalacak ürünleriyle ödeyecek. Hiç de öyle olmayacak. O kadar büyük bir krizdir ki bu. Bu krizin içerisinde paydaş olmayan sektörler de kamu gelirlerinin düşmesinden dolayı kamudaki insanlar da maaşlarını dahi alamayacaklar. Yani tam aynı zamana denk gelir. Süremizde bir direjiden uyarı gelir. Tam da aynı zamana denk gelir. 1 Nisan'dan bahsedersiniz. Siyasilerimiz de ne yazık ki Nisan-Mayıs'taki erken genel seçimden bahseder. Yani biz nasıl derler can derdine düşmüş durumdayız sektörler olarak. Diğer taraftan da siyasilerimiz. Ben şunu söylüyorum. Yani Ekonomik Örgütler Platformu'nda bu ortak kararıdır. Erken seçimi dile getiren siyasetçiler gelecek seçime aday olmasınlar. Çünkü bu parlamentoda mevcut hükümet dahil iki hükümet opsiyonu daha varken bu ülkeyi seçime götürmeye çalışmak, biz yaptığımız işi beceremiyoruz arkadaşlar demektir. Dolayısıyla bir daha aday olmalarına da gerek yok. Sayın Başkan mesajı aldım. Programı yavaş yavaş kapatıyoruz. Son spesifik bir cümle daha alayım ve programımızı kapatalım. Biz bu krizlerden daha az etkilenmek istiyorsak sektörlerin birbirleriyle daha fazla iletişim ve kurumsal iletişimden bahsediyorum. Öyle telefonda konuşmaktan değil, kurumsal iletişime geçmemiz gerekir. Çünkü bu krizlerde birimize vuran bir hasar diğerinde muhakkak etkilediğini görmekteyiz. Tabii ki öncelikle hükümetlere, devletlere düşen görevler vardır ama bu seçim sistemleriyle, bu parlamento yapılarıyla bir yere varamayacağımız da aşikardır. Ölemeyeceğimize göre de biz demek ki onların üstünde çaba sarf ederek kendi derdimizi kendimiz planlayıp programlamak zorundayız. Sadece kendi sektörümüzü düşünmekle olmuyor. Diğer sektörün derdi de bizim sektörümüz gibi hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla bir nebze aslında sorumluluk bize geçmiştir. Çünkü ben siyasilerden herhangi bir hassasiyet görmediğimiz için dolayısıyla kendi başımıza kaldık. O yüzden başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Akıcı bir program oldu. Saatin nasıl geçtiğinin farkına varmadım. Umarım etkili olmuştur. Umarım mesajlarımız gerekli yerlere ulaşmıştır. Bizim temennimiz ülke içerisindeki katma değeri yaratan sektörleri, yani turizm sektörünü, tarım sektörünü, eğitim sektörünü, sanayi sektörünü nasıl sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağımızın derdindeyiz aslında. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi pandemi süreci bize bir şeyleri öğretmiştir. Birlikte çalışma öğretmiştir. Bizim daha yakının tanışmamızı sağlamıştır. O yüzden kriz gibi görürken pandemi sürecinin fırsatlarını ve meyvelerini yememiz gerekir. Bu fırsat ve meyveler az önce ifade ettiğimiz gibi birbirimizi tanıma ve milli mücadele yıllarında olduğu gibi birbirimize sarılmadan geçmektedir. Yayında ve yapımda emeği geçen yönetmen arkadaşlarıma ve reji ekibine ayrıca teşekkür ederim. Önümüzdeki perşembe akşamı yine aynı kanalda, aynı saatte Çiftçinin Sesi programıyla birlikte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar.